Mektubat-ı İmam-ı Rabbani. Kırk sekizinci mektup. Bu mektup yine Nakip Seyyid Şeyh Feride yazılmıştır. Din alimlerine hürmet etmek lazım olduğunu bildirmektedir. Allahü Teala peygamberlerin en üstünü hürmeti için aleyhi ve aleyhimüsselavat ve teslimat ve tahiyyat, din düşmanlarına karşı olan mücadelenizde yardımcınız olsun. Mübarek mektubunuzu okumakla şereflendik. İlm öğrenen ve tasavvuf yolunda çalışan gençlere sarf etmek üzere bir miktar para gönderdiğinizi yazıyorsunuz. İlm öğrenen talebeyi tasavvufa çalışanlardan önce yazdığınızı görünce çok sevindik. Zahir batının alametidir buyurmuşlardır. İnşallah mübarek kalbinizde de bu talebe daha önce bulunmaktadır. Arabi Mısra tercümesi. Her kaptan içinde olan dışarı sızar. İlim talebesini ileride tutmak İslamiyetin ilerlemesine sebep olur. Bunlar İslamiyetin bekçileridir. Muhammed aleyhisselam'ın dinini soysuzlara karşı bunlar koruyacaktır. Kıyamet günü herkese İslamiyetten sorulacak, tasavvuftan sorulmayacaktır. Cennete girmek, cehennemden kurtulmak ancak İslamiyete uymakla olur. İnsanların en iyileri, seçilmişleri olan peygamberler salavatullahi teala ve teslimatühü aleyhim herkesi İslamiyete çağırmıştır. Kurtuluş yolu İslamiyettir. O büyükler İslamiyeti bildirmek için gönderildi. O halde en kıymetli ibadet, insanlara yapılacak en büyük iyilik İslamiyetin öğrenilmesine, yapılmasına çalışmaktır ve İslamiyetin bir emrini meydana çıkarmaktır. Hele din düşmanları azgınca dine saldırarak İslam kitaplarını yok ettikleri, Müslüman yavrularını aldattıkları bir memlekette Allahü Teala'nın emirlerinden bir tanesinin yapılmasına sebep olmak binlerle, milyonlarla lira sadaka vermekten daha sevaptır. Çünkü bu ufak iş peygamberlere aleyhimüsselavatü ve teslimat uymak, onların vazifesine ortak olmaktır. Halbuki ibadetlerin en kıymetlisi, sevapların en çoğu onlaradır. Milyonla sadaka vermek, hayrat, hasenat yapmaksa herkese müyesser olabilir. İslamiyetin meydana çıkmasına çalışmak nefsin istemediği şeydir. Buna çalışan nefsiyle cihad etmiş olur. Hayrat yapmaksa nefsin hoşuna gidebilir. Fakat İslamiyetin öğrenilmesi, yapılması için para sarf etmek şüphesiz çok kıymetlidir. Bu niyetle az bir şey vermek, bu niyet olmadan sarf edilen milyonlardan aşağı değildir. Sual: nefsine uyan ilim talebesi, nefsiyle cihad eden sofiden nasıl üstün olabilir? Cevap: İlm öğrenen kimse, nefsine uymakla kendine zarar yaparsa da, herkes onun ilminden faydelenir. Kendini yakarsa da, başkalarının kurtulmasına sebep olur. Sofi ise, kendini kurtarmakla uğraşmaktadır. Başkalarına faydası yoktur. İslamiyet, insanların saadetine çalışanları, kendini kurtarmaya çalışanlardan daha üstün tutmaktadır. İbn Abidin, Cilt 5, sayfa 261. Evet, tasavvuf yolunda ilerleyen bir salik, fena ve beka makamlarına erer ve sonra insanları davet etmek vazifesiyle şereflendirilirse, peygamberlik makamından nasibi olur. İslamiyeti bildirenlerden, herkesi saadete erdirenlerden olur.
İslam alimleri gibi üstün ve kıymetli olur. Bu Allahü Teala'nın öyle bir nimetidir ki dilediği seçilmişlere ihsan eder. Onun ihsanı pek büyüktür. 49. mektup. Bu mektup yine Nakib Seyyid Şeyh Feride yazılmıştır. Zahiri İslamiyet'in emirlerini yapmakla süslemek ve batını Allahü Teala'dan başka şeylere bağlamamak lazım geldiği bildirilmektedir. Allahü Teala sizi bilinen nimetlere ve bilinmeyen saadetlere kavuştursun. Bilinen nimetler zahirin yani bedenin ahkâm-ı İslamiyye'yi yapmakla süslenmesidir. Alâ sahibihessalâtü vesselâmü vettahiyye. Görünmeyen manevi saadet de batının yani kalbin ve ruhun Allahü Teala'dan başka şeylere bağlanmaktan kurtulmasıdır. Acaba hangi seçilmiş kimseyi bu iki nimetle şereflendirirler? 50. mektup. Bu mektup Seyyid Şeyh Feride rahmetullahi teala aleyh gönderilmiştir. Dünyanın aşağılığını, kötülüğünü bildirmektedir. Allahü Teala sevgili peygamberi hürmetine aleyhi ve ala alihi selavatü ve teslimat kendinden başkalarına köle olmaktan kurtarsın. Bütün varlığımızla kendisine bağlanmamızı nasip eylesin. Dünya görünüşte çok tatlıdır ve güzel sanılır. Hakikatte ise öldürücü zehirdir. İşe yaramaz bir maldır. Ona bağlananlara, tutulanlara kurtuluş yoktur. Onun öldürdükleri leş olur. Aşıkları deli olur. Dünya yaldızlanmış pislik gibidir. Şeker kaplanmış zehir gibidir. Aklı olan bu bozuk mala gönül kaptırmaz. Alimler buyuruyor ki, bir kimse ölürken malının zamanın en akıllısına verilmesini vasiyet etse, zahide vermek lazımdır. Çünkü zahit, dünyaya rağbet etmez, özenmez, üzerine düşmez. Dünyaya düşkün olmaması, aklının çok olduğunu gösterir. Daha yazarsam çok uzayacak. Şunu da bildireyim ki, faziletler sahibi Şeyh Zekeriya, bu yaşta defter tutmakla meşguldür. Buna tutulmuş olmakla beraber, ahiret muhasebesi yanında çok kolay kalan, dünya muhasebesinden korkmaktadır. Sebepler aleminde şerefli teveccüh ve yardımlarınızı kuvvetli dayanak bilmektedir. Yeni divanda da o yüksek makamın memurlarından olduğunun bildirilmesini ümmit eder. Beyt. Bana gönül ver ve cesareti gör. Tilkini çağır, bak aslan oluyor. Allahü Teala size görünen ve görünmeyen devlet ve saadetler versin. Akıl başkadır, zeka başkadır. Akıl, iyiyi kötüyü, faydalıyı zararlıyı anlar ayırır. Aklı az olanın zekası çok olabilir. Zekası çok olan kâfirleri, din düşmanlarını akıllı sanmak doğru değildir. Allah'a kulluk ederim. Taptığım dergah bir. Bir lahza ayrılmadım tevhidden, Allah bir. 51. mektup. Bu mektup yine Seyyid Şeyh Feride rahmetullahi aleyh yazılmıştır. İslamiyeti yaymaya teşvik eylemektedir. Allahü Teala'dan dilerim ki o büyük sülalenin yardımıyla İslamiyet güneşi parlasın, ahkâm-ı ilahiyenin güzelliği her tarafa yayılsın. Farisi Mısra tercümesi. İş budur. Bundan başkası hiçtir.
bugün de kimsesiz kalan Müslümanların bu dalalet girdabından kurtuluş ümidi ancak insanların en iyisinin evladının gemisindedir. Bir hadis-i şerifte ehl-i beytim yani evlatlarım Nuh aleyhisselamın gemisi gibidir. Buna binen kurtulur, binmeyen helak olur buyuruldu. Bu büyük saadeti ele geçirmek için çok çalışınız. Çok şükür Allahü Teala mevki, kuvvet, tesirli söz nimetlerini vermiştir. Zatınızın şerefi de bunlara katıldığında saadet meydanında bütün akranlarınızdan ileri gitmeniz pek kolaydır. Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'ya radıyallahu anhuma ve ikisinin çocuklarına ve bütün torunlarına Ehl-i Beyt denir. Bu fakir, doğru olan bu İslamiyeti kuvvetlendirmeye ve yaymaya yarayan böyle şeyleri söylemek için yüksek hizmetinizle şereflenmeye kalktım. Mübarek Ramazan ayının hilali Dehli'deyken görüldü. Kıymetli validenizin Dehli'de kalmamızı istedikleri anlaşılarak Kur'an-ı Kerim'in hatmini dinlemek için orada kaldık. Amir Allahü Teala'dır. Dünya ve ahiret saadetinize dua ederim.